Manşete hoş geldiniz. Leman kapağıyla başladık bugün. Saraydan hangi apoletle çıktı diye de soruyoruz. Meral Akşener'in haftalar sonra kendini yeniden hatırlatıp adeta dinlenmiş yeni bir imajla saraya çıktığı ve verdiği fotoğraf konuşuluyor. Bunu elbette etraflıca analiz edeceğiz ama konu tek başına Meral Akşener'den ibaret değil. Konu tek başına ne bileyim Meral Akşener'in oğlunun büyükelçi yapılması falan meselesi de değil İşte bunu ilk Aytun Çıray gündeme getirdi aileden birinin Büyükelçi yapılması istendi diye Fatih Altaylı biraz daha detaylandırdı oğlu Büyükelçi olsun isteniyor Paris Büyükelçisi filan Bunlar o kadar basit değil Böyle kör göze parmak atamalar olacağı da yok Çünkü e, ince bir planlama yapılıyor ince bir mühendislik götürülüyor Yoksa e, Yani Elbette herkesin bir fiyatı, elbette herkesin bir kalibresi, elbette herkesin bir sicili var ama e, Sinan e, Meral Akşener'i Sinan Oğan kefesine koymamak icap ediyor. Yani arada bir kalibre farkı var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha sonuçta evet saraya teslim olmuşlar mıdır? Olmuşlardır. Fakat yoğurt yeme biçimleri veya siyaset mühendisliği ya da bundan sonraki e, harekat ya da bundan sonraki matematik biraz daha farklı. Dolayısıyla e, ee, Meral Akşener'den bir Sinan Oğan çıkmaz. Bu manada. Sinan Oğan aldığı avantayla kendini bitirmiştir. Şimdi ortada dolaşıyor, zevzek zevzek konuşuyor. Kimse de itibar etmiyor. Ee, onun şeysi o, kalibresi o. Belli bir fiyatı vardı, aldı oturdu. Ne yaparsa yapsın. Ama Akşener olayı biraz daha farklı. Ee, onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa e, yani yöntem ve e, ücret ve Sonuçlar, siyasi sonuçlar bu anlamda bakmak lazım. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda e, ki bu fotoğrafın pek fazla üzerinde durul durulmuyor. Cepheden çekilen fotoğraf üzerinde duruluyor. E, her iki tarafın birbirine bakışı, gerek Erdoğan'ın Akşener'e bakışı, gerek e, Akşener'in Erdoğan'a bakışı. E, Akşener'in bakışında bir minnet ifadesi var. E, Erdoğan'ın ifadesinde de bir memnuniyet ifadesi var ve bu fotoğraf bile isteye verildi her iki taraf tarafından da ve bu randevu kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilirdi hayır öyle yapılmadı davul zurnayla ilan edildi tam da Özgür Özel Müsavat Dervişoğlu ile belediyeler birliğine acaba İyi Parti'den işte bir encümen falan koyabilir miyiz görüşmesinin üzerine tabii Müsavat, müsavat Dervişoğlu da tamamen etkisizleştirdi zaten etkisiz elemandı da yüzde yüz etkisizleştirdi. İsmail Saymaz'dan öğreniyoruz. CHP lideri İyi Parti liderini, İyi Parti lideri denmez genel başkan diyelim. Genel başkanını arayıp Türkiye Belediyeler Birliği'nde İyi Parti'nin temsili için encümen üyeliği teklif etti ki esasen İyi Parti'nin böyle bir hakkı yok. Neyse aralarında bir telefon görüşmesi geçmiş. Tam da o aşamada Fahrettin Altun davul ile ilan etti. Akşener saraya geliyor diye. Yani bilinçli, planlı, Göstere göstere lanse edilen bir e, görüşme, bir buluşma, bir lansman söz konusu yani. O açıdan da bunu beş başı mamur planladılar. Verilen fotoğraflarla, duyurusuyla, anonsuyla, zamanlamasıyla. O açıdan e, bunu yadırgamamak gerekiyor. Evet yani şey... E, Saçı, saç rengi, imajı falan konuşuldu. Ali Nevzün güzel söylemiş hem kesmiş hem boyamış saçını. Kadınları biraz tanıyan hiç iyiye yormaz bunu bekleyelim demiş. Onunla sınırlı tutalım ama e, Akşener'in e, köşk, daha doğrusu saray ziyaretine ilişkin söyleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi öncelikle e, başta da söyledim bu konudan yani bu konu bir e, şey konusu değil e, avanta konusu ya da bir büyükelçilik makamı ya da Sinan Oğan gibi işte belli şeyler alınır, imkanlar alınır veya bir biçimde de işte oyun bedeli, siyasi ağırlığın bedeli falan tahsil edilir. Ondan sonra da işte bununla emekliliğimizi yaşarız falan. Bu bu pek böyle bir konu değil. İyi Parti kurucusu Aytun Çıray daha önce çeşitli kanallarda ifade etmişti ben devletime karşı görevimi yaptım dediğini Meral Akşener'in. Meral Akşener 3 Mart 2023'te altılı masayı devirip çıktı ve o gün çevresindekilere yüksek sesle duyulabilecek şekilde bunu söylemiş. Ben devletime karşı son görevimi yaptım. Ve bu iddiayı Aytun Çıray defalarca da tekrarladı. Ve bu iddia hiç yalanlanmadı. Ee, yerel seçime doğru da e, Akşener'in psikolojisinin gittikçe e, bozulduğunu gözlemledik. Yanlış kararlar, yanlış hamleler, bir sürü istifalar oldu partide. Gerek örgütte gerekse milletvekili düzeyinde. Hala da oluyor. İşte dün bir sonuncusu CHP'ye katıldı. Sonra da e, Akşener'in daha fazla duramayacağı ortadaydı ve... E, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partiyi bir emanetçiye, kendi belirlediği bir isme, Müsavat Dervişoğlu'na, hiçbir liderlik karizması, hiçbir iddiası olmayan bir isim. Zaten yani grup konuşmaları falan bile doğru dürüst haber olmuyor. Haftada bir konuşuyor. Ona bıraktı ve Nadas'a çekildi. Bir süre dinlenmeye çekildi ki çünkü o da biliyor. Türkiye'de her şey olursun ama rezil olmazsın. Birkaç ay konuşuyor. Yani Me Mehmet Ali Erbil Kanal D'de program yapıyor ya anonslanıyor. Yani Mehmet Ali Erbil gibi rezil yerin dibine batasıca bir medya maymunu kafayı kaldıramaması lazım. Tekrar anonslanıyor, programla geri dönüyor, bilmem ne filan diye. Yani Türkiye toplumu böyle bir toplum. Anlatabiliyor muyum? Yani pabuç fırlatmaları lazım o kanala, televizyona falan neyse. Fakat işte böyle. Yani e, hafıza sorunu var bir yönüyle. Bir yönüyle de yani. Yani hangi ne olursa olsun sicilimiz ne, sicilimizde ne olursa olsun bir şekilde döner geliriz falan hikayesi var. Azmi Karamanoğlu diye yaşasın illegalite diye MHP kongresini basıp masaları sandalyeleri deviren kişi 20 sene 25 sene sonra İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu. O da biliyor. Yani Türkiye'de her şey oluyorsun rezil olmuyorsun. Bazı şeyler var ki yani kafayı kaldıramaman lazım. Ama enteresan yani. Bir, bir Yusuf Yerkel kafayı kaldıramadı işte o Somada madenciye tek matan kişi o o da bir yerlere koydular yani AKP iktidarı enteresan şimdi denilebilir ki bu bir nezaket ziyareti ne bileyim Akşener yine evine dönecektir filan hayır hayır bu bir nezaket ziyareti değil Ankara'da işler pek öyle dönmüyor yani bu bir siyaset mühendisliği Akşener saraya çıkarak lafları dikkatli seçerek söylüyorum Akşener saraya çıkarak devletin güç aktarım merkeziyle kenetlendi o merkeze kilitlendi Oradan artık enformasyon alacak Oradan artık perspektif alacak e Zaten Milli İstihbarat, Akşeneri, Pak Parti'nde Yolsuzluklar var Bundan dolayı seni sıkıştıracaklar diye uyarmıştı Said Sefa'nın e, kulisinden aktarıyorum Şimdi tam bir kenetlenme yaşandı Ve artık bu Dosta düşmana da ilan ediliyor Ben artık bu devlete Kilitlendim Kenetlendim, ben devletim Yani perspektif alıyorum Devletten, istihbarattan, dışişlerinden, işlerinden, bir takım insanların bilmediği, anlatılmayan, anlaşılmayan, ne bileyim, bir takım dengeler konusunda ilk elden, ilk ağızdan bilgiler alıyorum. Dolayısıyla mühim bir çekim merkeziyim. İyi Parti de bunu böyle algılıyor artık. Yani Müsavat Dervişoğlu tam anlamıyla sıfırlanmıştır. Zaten bir kıymeti yoktu ama tam anlamıyla sıfırlandı. İyi Partili de, İyi Parti seçmeni de bunu böyle algılayacak. Dolayısıyla Ankara'da siyasetin kodları böyledir. Çekim merkezi neresiyse insanlar oraya doğru yönelirler. Bu olacak ve dolayısıyla şimdi tamam evine gitmiştir. Tekrar bir daha haftalarca aylarca ortaya çıkmayabilir Meral Akşener fakat önemli değil. Artık o mühim bir çekim merkezidir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar ortada bir çekim merkezi olamadı ama Meral Akşener ortada olmadığı halde İYİ Parti'de çekim merkezi olduğunu göstermiştir. Ee, Erdoğan e, bu işleri bilen biri. Yani par, e, İYİ Parti tabanının kendine karşı olduğunu biliyor. İYİ Parti'nin bir reaksiyon partisi olduğunu biliyor. MHP'ye karşı bir reaksiyon. Bahçeli'nin yaptıklarına AKP'nin icraatına karşı bir reaksiyon. Dolayısıyla bu süreçte ben Akşener'e bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya oğluna bir e, büyükelçilik koltuğu falan verileceği gibi şeyler beklemiyorum. Ters etki yapar çünkü bu tür mak makamlar. Ee, İyi Parti'nin nereden bakarsanız bakın şimdi herhalde en son 36'ya düşmüş. 43 milletvekiliyle geçen sene parlamentoya girmişti. 36'ya düşmüş. Akşener açıktan saraya kap e, kapılanmaktansa tabir yerindeyse tabirimi mazur görün. Partideki kanamayı nasıl durdurabileceğini değerlendiriyor. Ve kendi etrafında yeniden bir çekim gücü oluşturuyor. Erdoğansa bu 36 milletvekilinin peşinde. Anayasa çalışmaları var şu var bu var. E, haliyle böyle bakmak lazım. E, diye düşünüyorum. Başka iddialar da var. Mesela Cevheri Güven, Erdoğan Meral Akşener'e Bahçeli sonrası MHP Genel Başkanlığı'nı önermiştir. Masadaki konu budur belki de diyor. Enteresan ve kulislere göre Erdoğan'ın birkaç dosyada elinin Bahçeli'yi emekliliğe razı edecek kadar güçlü olduğunu iddia ediyor. Enteresan. Enteresan. Yani bir MHP İYİ Parti ittifakı veya birleşmesi Akşener Genel Başkan. MHP'li Parti'yi topladığınızda da e, Cumhur İttifakı'nın başka bir şeye ihtiyacı kalmıyor. Evet. E, böyle düşünmek lazım, böyle bakmak lazım. Yani Büyükelçilik koltuğu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı meseleleri ucuz konular yani. Yani Sinan, Sinan Oğan bile vermedi ona mı? Ver yani Sinan Oğan onu talep etse bile Sinan Oğan onu verecek kalibrede bile değildi. Sinan, Sinan Oğan birkaç milyon dolarlık bir insandı ve geçti gitti. Fakat Akşener'in kalibresi daha farklı dediğim gibi akşener konusunun ele alınması daha farklı dolayısıyla e, e, ne derler meyveleri sebzeleri neyse doğru kasalara doğru raflara yerleştirmek lazım yeni anayasa vurgusuyla vermiş hürriyet konuyu ki bak yani orada da bir şey var bir e, cımbızlama var yani orada da bir işaret var e, bir biçimde Akşener'in yeni çekim merkezi olmasının da etkisiyle İyi Parti'deki 36 milletvekili ve bu mevcudu koruyarak önemli Erdoğan için. Yani yeni anayasa belli ki bu iddiasından vazgeçmeyecek. Dönelim. Yani Şen Yaşar ailesini ziyaret etmiş Özgür Özel ve Emine Şen Yaşar'ın işte 100 günü geçti. Adalet Bakanlığı önündeki nöbeti oğlu e, ne bileyim oğulları eşi katledildi bir AKP milletvekili tarafından. Şimdi oğlu milletvekili oldu DEM Parti sıralarında siyaset yapıyor. Özgür Özel onu ziyaret etmiş Adalet Bakanlığı önündeki nöbetinde. Bu önemli güzel fakat etkili bir muhalefet yapamıyor. Yani DEM Parti belediyelerine sırayla kayım atanacak belli. Hakkari'den sonra diğerleri sırada. Fakat o konuda Van'daki gibi güçlü bir çıkış yapamıyor yapamadı CHP lideri maalesef. İşte Fahrettin Altun anonslamış Erdoğan 11 Haziran Salı günü. Özgür Özel'i genel merkezde, CHP genel merkezinde ziyaret edecekmiş. Evet. Erdoğan, Erdoğan'ın zamana ihtiyacı vardı. Tıpkı 2015-7 Haziran seçimlerinden sonra olduğu gibi. O zaman ona bu zamanı CHP kazandırmıştı. Deniz Baykal, Meclis Başkanı adaylığı, sonrasında Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu arasındaki istikşafi koalisyon görüşmeleri hatırlayın. Haliyle şimdi de bu zaman bir biçimde Erdoğan'a verilmiş görülüyor. Ve e, CHP lideri o bana geldi ben ona gittim falan o arada da birbirimizi üzmeyelim diye bir siyaset götürürken de Erdoğan arkada oyun kuruyor. Ha diyebilirsiniz ki bazı görüşler var. Yani Asıl oyun kurucu farklı Erdoğan'ı önde işte kukla olarak oynatıyor falan diyebilirsiniz. Bu görüş de doğru olabilir. Fakat durum değişmiyor. Bir oyun kuruldu ortada. Yani Erdoğan mı oyun kuruyor yoksa Erdoğan'ın arkasında birileri oyun kuruyor da en kullanışlı eleman olarak Erdoğan'ı mı bu, bu noktada kullanıyor? Evet. İkisi de doğru olabilir ki zaten bu iç konjonktürde de dış konjonktürde de defalarca kendini doğrulamış biri. Yani Erdoğan yalnız değil. Erdoğan e, yani e, geriye doğru 10 yıldır onun yaptıklarının binde birini herhangi bir lider yapsa orada oturamazdı, duramazdı. Yani bu sadece onun karizmatik olmasıyla, sadece halk desteğiyle, sadece işte ekonominin görece o dönemde iyi gitmesiyle filan açıklanabilecek bir şey değil. Erdoğan her yalpaladığında birileri onu orada tuttu. Bu MHP'ydi, bu ne bileyim yeri geldi Akşener oldu yani sağ e, kulvardan yardımına koşanlar oldu. Yeri geldi ulusalcılar oldu Perinçek vesaire. Yeri geldi sol oldu CHP'si vesaire. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu, bu yerel seçimden, seçimin ardından da zamana ihtiyacı vardı Erdoğan'ın ve o zamanı kazandı. O zaman verildi Erdoğan'a. Özgür Özel Akşener görüşmesini Erdoğan Akşener görüşmesini değerlendirirken normalleşme demiş. Ee, ne bileyim iki tarafta memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur umarım dilerim filan demiş. Yani böyle. Kimse yani sert konuşamıyor işte mesela Hakkari. Şimdi Hakkari meselesinde söyleyeceğim birkaç şey var. Bir tanesi de şu. Ee, bu meselede de bu meselede özellikle e, Kürt siyasal hareketi de elbette can havliyle bir şeylere yapışıyor ama yani gerçekten işin özü farklı. Yani her zamanki malum keçilerle, maluk, malum, günah keçilerle, malum şeytanlarla veya malum sopalarla mücadele etmeni size bir şey getirmiyor. Şimdi Yeni, yeni Yaşam Gazetesi'nde yerine kayyım atanan işte Kolemerk yani Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sızlık Ateş, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ders verdi diye verilmiş. İşte başlıkta şu mevzu Kürtse AKP, MHP FETÖ'cüdür diyor. İşte karşınızda başa dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, adalet dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim filan. Ee, beni diyor şey bir FETÖ firarisi savcının iddianamesiyle yargılanmak istemiyorum diyor. Şimdi bu özellikle Kürt siyasal hareketinde ve elbette Kürtler arasında da konuşuluyor. Hatta sol mahallede bunun hoş, bu bu konu yani sol mahallenin de hoşuna gitti. Mesela Ruşen Takva ...mahkemedeki ifadelerden bu cümleleri öne çıkarmış. İrfan Ak'tan öyle filan. Yani orada da bir şey var. Biliyorum. Cemaat arayacısı var. Ondan dolayı bu işe geliyor olabilir. Fakat yani mesele o değil. Ee, bakın Selçuk Mızraklı. Yani onu anlatacağım. Yani e, bir takım malum... ...başınıza bir şey gelmeyecek... ...odaklarla mücadele eder veya onu hedefe koyduğunuzda... ...özü kaçırıyorsunuz. Şimdi Selçuk Mızraklı... ...2019'da tutuklanarak cezaevine kondu. Şu anda Selahattin Demirtaş'ın... E, Hücre arkadaşı olarak Edirne'de beraber yatıyorlar. Neden tutuklandı biliyor musunuz? 9 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezası da verildi. 9. Ağır Ceza Mahkemesi. O da Diyarbakır'da yargılandığı halde ve Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu halde Edirne'ye kondu. Bir PKK'lıyı 2012-2013'te çalıştığı hastanede kayıt dışı şekilde ameliyat edip taburcu ettiği iddiasıyla... ...ve bu itirafçı beyanları ile göğe ortaya çıkmış... Ee, Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasakları sırasında çatışmalarda yer aldığı iddia edilen Hicran Berna Ayverdi kişisi Diyarbakır'da özel bir hastanede çalışırken yaralı bir PKK'lıyı ameliyat etti Selçuk Mızraklı demiş. Sonra bu kişinin o tarihte o hastanede çalışmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarıyla kanıtlanmış. Buna rağmen mahkeme bu ifadeleri hükme gerekçe yapmış. Ayrıca iki doktor, bir hemşire, bir teknisyen tanığın kayıt dışı ameliyat mümkün olamaz bir hastanede yönündeki beyanlarına itibar etmemiş. Yine bugüne kadar yüzlerce kişi hakkında tanıklık eden ve hakkında ifade verdiği birçok kişi beraat eden bir başka tanık Ümit Akbıyık'ın iddiaları da şeye konmuş. Suçlamalar arasında veya işte iddianamede var falan. Yani bu hep böyle e, siz gidip de işte gizli tanık ifadeleriyle böyle bir şey olabilir mi? i̇şte firari savcılarla falan olabilir mi? Öbürü berik bilmem Bu değil. Yani kurt kuzuyu yemeye kafaya koyduysa yukarıda suyu bulandıran kendi olduğu halde suyumu bulandırıyorsun diye ırmağın aşağısındaki kuzuyu yer. Buna bu şekilde bakmak icap ediyor. Eğer evet yani ben Kürt Siyasal Hareketi'nin geçmiş bir takım soruşturmalardan dolayı belediye başkanlarının gözaltına alınarak tutuklanması, KCK soruşturması filan orada gerçekten e, hak yenmiştir, hak ihlalleri olmuştur, e, ne bileyim kurunun yanında yaş yanmıştır filan bir sürü şey olmuştur, genelleme yapılmıştır, bir şeytanlaştırma yapılmıştır, hepsini kabul ediyorum. Fakat yani o hesap elbette görülmelidir fakat onun üzerinden Burada bir şey bina etmek doğru değil. Yani o şeyleri e, o konuları birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıca bu Hakkari Belediye Başkanının 2014'teki soruşturmayla e, tutuklanarak cezaevine konulduğu ve işte o soruşturmayı bir firari FETÖ savcısının yaptığına dair iddiayı ki onun da ismi DY'ymiş. Evet savcı DY o D'ye yurt dışından Adem Yavuz Arslan'a ulaşmış ve ona bir yazılı cevap vermiş. Savcıya kulak veren de yok. Diyor ki ben 2011 yılının sonunda Van'dan tayinen ayrıldığım için bunların hepsi kayıtlarda var esasen görülebilir ama demek ki işe gelmiyor. 2013 veya 2014 yılında düzenlendiği iddia edilen iddianameye dair bir ilgim ve bilgim yoktur. Şayet kastedilen iddianame 2011 veya daha öncesinde hazırlanmışsa bana ait olma ihtimali vardır ancak imzalı biçimde iddianame veya ilgili sayfa kamuoyuyla paylaşılmadığı için bir yorum yapamıyorum. Bugünlerde, hukuksuzluğun gereği olarak Hakkari halkının iradesi gasp edilmiş ve gerekçe olarak da 13-14 sene öncesinde düzenlendiği belirtilen bir iddianame gösterilmiştir. Az önceki haberlerden de anlaşılacağı üzere görevden alınıp yerine kayyım atanan belediye başkanına 19, -19 yıl 6 ay gibi bir ceza verilmiş tutuklanmıştır. Bakın şurası önemli. Aradan geçen 13-14 yıl sonra... Yargılamaya iştirak eden onlarca hakim savcı arasından yıllar sonra tekrar bir resim servis edilerek, baş harflerim yazılarak ve FETÖ ibaresi kullanılarak yapılan karalamayı hakkındaki bilgi hakkında bilgi kirliliği yapılmasını kesinlikle kabul etmiyorum demiş. Evet. Şimdi bir soruşturmada, bir yargılamada onlarca hakim var, savcı var sürekli değiştiriliyorlar. Ama siz bunu geriye doğru 10-15 yıllık taramada bir tanesini böyle seçip de söyle olmuyor. Yani mevzu kaçıyor. Şimdi devam edelim. Bakın burası Hakkari Hükümet Konağı'nın önü ve polislerin çevreledi çevrelediği isimler de abluk altına aldıkları isimler de milletvekilleri. Ve milletvekilleri yalnız kaldılar. Kimse desteğe gidemedi. Siyaseten de yalnız kaldılar. Gültan Kışanak Sabahattin Doğu Doçevelli habere Hakkari'yi kabul edersek sıra Ahmet Türk'e değil İmamoğlu'na gelecek demişler. E, Said Sefa yanlış hiçbir zaman İmamoğlu'na sıra gelmeyecek. Diyelim ki saçma sapan bir gerekçeyle mahkeme kararı aldırdılar. İmamoğlu'nu görevden aldılar yerine yine yine de kayyım atamazlar. Kayyım kanunsuzluğu maalesef ki Kürtlere özel demiş. Yüzde yüz katılıyorum ilavem var. İmamoğlu'na oğluna İmamoğlu kayyım atanması veya İmamoğlu'nun oradan alınması İstanbul Belediye Başkanlığı'ndaki bir hesaptan dolayı değil artık. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylarının önünü kesmek için olacaktır. Yoksa İstanbul Belediyesi Meclisi İmamoğlu'nun yerine başka bir CHP'liği seçer. CHP'de zaten şu anda belediye meclisi. İmamoğlu'nu alırlar. Başka bir CHP'liği İmamoğlu'nun yerine belediye başkanı olarak seçilir ve devam eder. AKP'nin, Erdoğan'ın meselesi o değil zaten sarayın. Sarayın meselesi İmamoğlu'nu ortadan kaldırmak. Potansiyel aday olarak geliyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak geliyor. Sonraki Cumhurbaşkanı olarak geliyor hatta. Bugün 50 kere sandık koysanız Türkiye'nin önüne Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilir. Bunu görüyorlar. Ve CHP'li de böyle bir mutabakat var. İşte ondan dolayı Kepez'de belediye başkanı tutuklandı. Belediye meclisi yeni başkanı seçti falan o devam ediyor. Ha hani diyeceksiniz ki bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi var ve o kararnameyle terörden dolayı görevden alınan belediye başkanlarının yerine iktidar kayyım atayabiliyor. E yapacak tabii geriye doğru bütün yasal düzenlemesinin altta iktidar. Evet. İmamoğlu demişken, İmamoğlu dün Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Belediye'ler Birliği'nin merkezi Ankara'da. Dolayısıyla Ankara'da da bir makamı oldu ve artık bütün Türkiye'yi İstanbul Belediye Başkanının Diyarbakır'da ne işi var falan diye soruyorlardı. Bütün bel Türkiye'yi Belediyeler Birliği Başkanı olarak dolaşabilecek. Fakat bir kayım gerginliği yaşanmış. Bunu Hürriyet'te Rıza Özel'in ...haberinde görüyoruz. Şimdi divan başkanı sıfatı... divan ...en yaşlı üye sıfatıyla... ...Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı... E, ...divan başkanlığını yürütmüş... ...Belediyeler Birliği Kongresinde. Ve orada e, konuşurken... ...divan başkanı sıfatıyla... ...maalesef halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz. Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını... ...şiddetle kınıyorum deyince... ...homurdanmalar gelmiş ve bazı belediye başkanları... ...biz kınamıyoruz diye falan... E, e, ...karşı çıkmışlar. İsimleri de var falan... Yani seçilmiş belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanmasına, belediyeler birliğinde birinin bunu dile getirmesine, nazik bir üslupla bile olsa, 80 küsür yaşında Ahmet Türk gibi bir duayen, yani yaşına, siciline e, hürmet edin yani, siyasi geçmişine neyse, bilgeliğine, fakat o da yok ve onu da protesto ediyorlar. İş böyle bir noktaya geldi. Yani seçilmiş kişi, kendi yani kendini seçen milli iradeyi başka belde ve ilçelerde veya illerde önemsemiyor. Yazıyorlar. Hangi firari e, savcıdan bahsediyorsunuz siz? 6 Mayıs 2024'te Nedim Şener Hürriyet'te yazmış. Hakkında terör soruşturma ve yargılaması olan PKK Demli 27 belediye başkanına kayyım yolda. Burada da listesini vermiş. Bakın. Batman'dan başlıyor. Diyarbakır isim isim Hakkari plan falan şey de var burada. Hakkari Belediye Başkanı'nın adı da var. Nerede bulabilirsem göstereceğim ama gö göremedim. Şey, şey sırasıyla yazmamış. Var burada. Tek tek var. Hangi iller, hangi ilçeler? Ha işte bakın burada Hakkari Mehmet Sıddık Akış. Hangi iller, hangi ilçeler nerelere atıl e şey yapılacağı, kayım atanacağı yazmış. Bakmıyor ki adam hangi savcının soruşturması, hakkında soruşturma var mı, yok mu, gezi tanık. Buluyor bir şey. Yani. Evet, belediyeler birliği toplantısında e, başkanlık e, ne bileyim kurulunda genel kurulunda bu fotoğrafı verdi. Belediye başkanları ile Özgür Özel e, sağında, solunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş var. Yeni dönemin üçlüsü ve e, hemen soldaki isim Özgür Özel'in sağındaki isim yeni cumhurbaşkanı adayı ve bundan sonra da bunu bu, bu biçimde değerlendirmek gerekiyor. E, Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Meclisi Belediyeler Birliği özür dilerim, başkan olarak artık bütün Türkiye'yi bu şapkayla dolaşacak ve yavaş yavaş artık ısınıyor. Bunun da bu şekilde artık adının konması gerekiyor. Mansur Yavaş'la ilgili, Özgür Özel'le ilgili, öbürü beri ki başka adaylar neyse hiçbiri söz konusu değildir. Yegane aday Ekrem İmamoğlu'dur. Onun dışındaki her şey de kuru gürültüden ibarettir. Diyelim ve bir e, manşeti daha böylelikle noktalayalım. Bir iki konu daha vardı. Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili, Avrupa'daki savaş tamtamları ile ilgili filan ama onları yarına bırakayım. Daha fazla uzatmayayım. Bu konularla sınırlı kalsın bugünkü manşet. E, Cuma günü biraz daha sınırlarımızın dışına çıkarız ve Fenerbahçe'deki kongre hesapları üzerinden karşılıklı suç ifşatı, ifşaatları neyse neler ona bakarız yarın etraflıca. Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.